Kayıt dersleri başlığı altında Şerhul Emali li'Aliyil Kari, Aliyül Kari'ye ait emali şerhini, ki burada daha çok emali aslında işleyeceğiz. Aliyül Kari, yani Molla Aliyül Kari derler, meşhurdur. Bu alim Emali adlı kitaba şerh yazmıştır. Şu an gördüğünüz doğrudur. Emali adlı kitabı ise Alel Uşi yazmıştır. Gerçi bu Emali adlı kitaba pek çok şerh yazılmıştır. Ama en meşhur olanı Alel Kari'nin şerhidir. Medreselerde de okutulmaktadır. Ehl-i Sünnet üzere yazılmıştır. Yegulul abdu kul der. El abdu kul der. Hangi kul olduğu belli değil burada. Hangi kuldur bu? Yazar yani. Kişi. Ki o da kimdir? Alel Uşi der. Fi bedir emali, bedir emalde der. Fi bedil emali. Yavaş okuyayım, belki harekelendiren olur. Bedül emali adlı kitabın başında Alel Uşi der. Şimdi ne der? Oraya geçmeden önce kitabın özelliklerine değiniyor. Bu kitap niçin yazılmıştır? Li, değil mi? Ta'lil, li ta'lili. Li tevhidin, tevhid için yazılmıştır. Yani tevhide dair yazılmıştır. Yani akaid kitabıdır. Akaid üzerine yazılmış. Bi nazmin, nazımlıdır. Yani menzumdur. Ne gibi? Kelle Ali, inciler gibi. İnciler gibi manzum olan, dizilmiş olan emali kitabının başında kim diyor? Alel Uşi diyor. Bu kitap niye yazılmış? Tevhid için yazılmış. Sebebini bildirdi. İlahul halgi, buradayız. İlahul halgi, halk mahlukat demek. Mahlukatın ilahı, ondan bedel Mevlana, Mevlamız nedir? Kadimun, kadimdir. Yani bir başlangıcı yoktur. Yani kimse diyemez günümüzden 100 yıl veya ne bileyim 1000 yıl veya 1 milyon yıl veya 1 milyar yıl geriye git. İşte o zaman Allah yoktu. Haşa, böyle bir şey denilemez. Çünkü niye? Kadimdir. Kadim olduğunu zaten ayetlerde de görüyoruz, hadislerde de görüyoruz. İcma, yani delil çok fazla. Hepsinden öte bir kere akli delil var zaten. Akli delil dediğim şey de Allah'ın, yani yaratıcının kadim olmasını zaten gerektiriyor. Çünkü şunu biliyoruz ki geriye doğru gidersek, yani teselsül, geriye doğru gidersek bir zincirleme bağlantı diyelim veya determinizm. Mesela şu an sen varsan bu nasıl, sen nasıl var oldun? İşte annen baban vardı. Onlar nasıl var oldu? Onun annesi babası vardı. Onlar nasıl var oldu? Onun annesi babası vardı. Geriye doğru git git git. Atıyorum 1 milyon geri git. 2 milyon git, 5 milyon git, 10 milyon git, fark etmez. Eninde sonunda neye ihtiyaç var? Burada bir teselsül oluşmaması için neye ihtiyaç var? Yaratılmamış bir yaratıcıya ihtiyaç var. Yani bunun üzerinde esasen düşünmek gerekir. Yani Türkçeden de bunu bilebiliriz. En kolay Türkçeden anlatabiliriz. Dil bilgisi ama çok kolay bir dil bilgisi. Özne ve fiil. Bir fiil öznesiz meydana gelebilir mi? Türkçe olarak düşün, gelemez. Özne ya gizli olur ya açık olur ya sözde özne olur. Yani en de sonunda bir özne ihtiyaç vardır. Ne bileyim, ev yapıldı desen bile kim tarafından yapıldı? Ev kendi kendine yapılamaz. Evi yaptım desen ben yaptım. Evi yaptın desen sen yaptın. Yani eylemler için ne lazım? Özne lazımdır. Aynısı dünya hayatı, hatta kainat diyelim. Burası için de geçerlidir. Bir şey varsa bir yaratıcıya ihtiyaç vardır. Ne dedik? Kadimdir dedik. Ve mensufun ve sıfatlanmıştır Yüce Allah. Ne ile? Bevsafil kemali, noksansız sıfatlar ile. Noksansız sıfatlar dedi. Yani böylece ne yapmış oldu? Kitap sıfatlara değinmiş oldu. Allah'ın sıfatlarına değinmiş oldu. Öyleyse biz de Allah'ın sıfatlarına değiniriz. Biraz daha açarız. Nasıl açarız? Hemen bakıyoruz. Tabii şu an anlattığım her şey nedir? Kitaplardan taradık, buraya attık. Yine kitaplar üzerinden anlatalım diye. Ne diyor? Allah'ı tanımamız gerekir. Evet.
Biz Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Allah'ın 5 çeşit sıfatı vardır. Yani zati, subuti, bitti. Böyle bir şey yok. 5 çeşit vardır. Zati sıfatlar, işte vücut, kıdem diye devam eden sıfatlar. Subuti sıfatlar, hayat, ilim diye devam eden sıfatlar. Selbi sıfatlar ise Allah hakkında düşünülmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Mesela Allahu Samet, Allah ihtiyaçsızdır. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Zıttını düşün. Allah burada ne diyor? Hiçbir şeye muhtaç değildir. Zıttını düşün. Allah her şeye muhtaçtır. Haşa, böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla zıttını değil de bizzat kendisini düşünemeyeceğimiz. Yani şöyle özetleyebiliriz. Allah'ın ihtiyaçsız olması, bir şeye ihtiyaç duymaması onun sıfatıdır. Onun mülkte hiçbir ortağı yoktur. Böyle bir şeyin olmaması yine onun sıfatıdır. La şerike leh, onun hiçbir ortağı yoktur. Bunlar esasen daha çok olumsuz olarak kullanılanlardır. Mesela hiçbir şeye muhtaç değildir. Onun mülkiyette hiçbir ortağı yoktur. Allah kullarına asla zulmedici değildir. Bu tür sıfatlara ne diyoruz? Selbi sıfatlar. Bir de haberi sıfatlar var. Bunlar da Allah'ın yüzü, gözü, eli gelmesi, işte dünya semasına inmesi veya arşa istiva etmesi gibi şeylere ne diyoruz? Haberi sıfatlar. Ayet ve hadislerde bildirilmiştir. Ayet ve hadisin diğer adı da haberi, yani bir haber olarak gelen şeylerdir. Şimdi buradaki Allah'ın yüzü, işte vecihullah veya gözü, eli gelmesi, dünya semasına inmesi gibi şeylerden kastın ne olduğu esasen net olarak bilinmemektedir. Mesela Allah'ın eli, yerullahi, değil mi? Yerullahi fevga idihin femen nekete feinnemâ diye ayet bile geçer. Hadislerde de geçer. Şimdi buradaki elden kasıt insan eli gibi işte bir kütleye sahip olan bir madde, yani bir madde değildir. Eğer madde olduğunu söylersek ne olur? Burada bir müşebbihe mezhebine yakınlaşma veya bizzat mücessime mezhebine uymak, onun görüşüne tabi olmak ortaya gelir ki bunlar hak mezheplerden değildir. Bunlar yanlış yoldadır. Buradaki elden kastın ne olduğunu bilmiyoruz. İşte selefiler ne der? Der ki el var mı? Var. Ayette geçti. Tamam. Hadiste geçti. Tamam. El var. Gerisini ben karıştırmam. Açıklama yapmamış ki Allah. Öyleyse peygamber de açıklama yapmamış. Öyleyse ben de gidip açıklama yapamam derler. Ve eli kabul ederler ve susarlar. Diğer bazı mezhepler işte elden kasıt kuvvettir, şudur budur diye yorumlar yapmıştır. Fiili sıfatlar, işte Allah'ın rızık vermesi gibi. Bunun dışında farklı sıfatlar kitapta yer almamıştır. Sayfa kaç bu anlattığımız şey? Sayfa 40. Kitabın adı neydi? 52 konu davası, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmış. Burada taradığımız diğer kitaplar var. Zamanı gelince bunlara göz atacağız. Şu anda ise okumakta olduğumuz bu nüsha, Google'dan bunu bulduk. Kitabın tamamını taratmak zor olacağından, kitabın aslı elimizde mevcut. İşte kapağını tarattık sadece. Tamamını taratıp zaman kaybetmedik. Şerhul Emari li Alil Kari Mahmuriye. Kitabımıza devam edelim. Birazcık sıfatlara değindik. Hüvel hayyül müdebbir külle emrin. Hüvel hayyü, o Allah haydır, diridir. El müdebbiru, tedbir edendir. Külle emrin, her işi tedbir edendir. Yani düzenleyendir. Mesela Rahman suresi 29. ayet Allah-u Teala ne buyurmuştur? Külle yevmin fi şe'n. Yani o Allah külle yevmin, her gün, değil mi? Her gün yaratmaktadır. Hüvel hakkul mukaddiru, o takdir edicidir. Zülcelali ve azamet sahibidir. Uludur yani. Allah'ın dışında kimse işte ululuk taslamamalı. Bununla ilgili hadis de var da hadislere girmiyorum. Muridul hayri ve şerril gabihi. Allah Teala muridu, irade eder, el hayri, muridul hayri, hayrı ve şerri irade eder. Öyle şer ki gabih, çirkin olan şerri de ne yapar? Şer, kötülük, yanlış yolda olmak. Bu tür şeyler Allah ne yapar? İrade eder. Ama önemli olan irade etmekten kasıt ne acaba? Bununla ilgili yanıltıcı, hatta yoldan çıkartıcı sorular mevcuttur. Mesela adam, hani bu tür sorulara ben denk geldim. Gerçek hayatta denk geldim. Sanal ortamdan bahsetmiyoruz. Adam soruyor ki,
Allah murad etmeden bir şey olur mu? O da düşünüyor. Yani Allah murad etmeden yaprak bile kımıldamaz ki nasıl bir şey olsun diyor. Cevabı böyle veriyor. Adam tekrar soruyor. Peki Allah kendisine küfredilmesini ister mi? Haşa. Adam diyor ki istemez. Sonra adam dönüp diyor ki o zaman Allah kendisine küfredilmesini mi istiyor? Haşa. Çünkü ilk soruda Allah murad etmeden hiçbir şey olamayacağına dair cevap verdi. İkincide ise Allah'ın kendisine küfredilmesini istemeyeceğini söyledi. Öyleyse ortaya çıkan sonuç ne olmuş oldu? Yani burada ne oldu aslında? Yanıltıcı bir soru. Esasen yanıltıcılık kelimelerin manasını bilmemekten kaynaklı. Bir, kelimelerin manasını bilmemekten. İki, Allah'ın iradesinin ikiye ayrıldığını bilmemekten kaynaklı. Yani birazcık ilim gerekiyor bu iş için. Hem akaid ilmi hem de lügat ilmi. Yani lügat ilmi dedim basit bir şey aslında. Bunları bilmek gerekiyor ki şaşırmayalım. Ben bunu okuyorum. Velakin le seyerza bil muhali. Yani lakin fakat leyse yerza Allah razı değildir bil muhali isyan konusunda. Yani isyana razı değildir, rızası yoktur. Yani yanlış yolda şerri işlemeye rızası yoktur. Şimdi bununla ilgili taradığımız kitabı bulalım. Bakalım hangisiydi? O da var şimdi. Evet, burasıymış. Diyanet iki ciltlik ihmal meşhurdur. Beyaz kaplı böyle. İşte onun birinci cildin Akaid Bahsi sayfa 91'de. Kitap ne demiş acaba? İradeyi yani az önce muridul hayrı ve şerril gabih dedik ya iradeden bahsettik. Şerrin ikiye ayrılacağı burada anlatılmıştır. Teşrii irade ve tekvini irade. Teşrii irade nedir? Teşrii yasamayla ilgili. İradeye, dini irade de denir buna. Yüce Allah'ın bir şey sevmesi, ondan hoşnut olması ve onu emretmesine biz teşrii irade diyoruz. Bir şeyden hoşnut olması ve emretmesi. Yani Allah'ın razı olduğu şeylere teşrii irade diyoruz. Bir de ne var? Tekvini irade var. Bu da hayra da şerre de yani iyiliğe de kötülüğe de yönelik olarak gerçekleşir. Gerçekleştiği halde teşri irade sadece hayra ve iyiliğe yönelik gerçekleşir. Allah hayrı da şerri de irade edip yaratır. Az önce söylediğim şey aslında değil mi? Muridul hayr ve şerri gabi. Velakin neyse rıza bil muhali demiştik. Ancak onun şerre rızası yoktur. Şerre emretmez, şerden hoşlanmaz. Az önce söylediğim şeylerle aynı. Dikkat ettiyseniz konu aynı konu. Ve çok yaklaşık cümleler kurulmuş. Cümleler de çok yaklaşık. Demek ki birisi Allah işte irade etmeden şu olurum, bu olurum dediği zaman iradeden kastın ne sen? Önce de sormak lazım. İradeden kastın ne arkadaş? Teşri irade mi diyorsun, tekvini mi diyorsun? Tekvini irade ediyorsan Allah hayrı da şerri de yaratıyor. Doğru. O bakımdan yani tekvini irade yönünden Allah irade etmeden hiçbir şey olmaz. Allah'ın yaratması lazım ki bir şey olabilsin. Ama teşri irade yönünden Allah'sa yani ne demek? Razı olması demek. Sadece hayra delalet eder bu. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Devam edelim. Sıfatullahi leset ayne zatin. Sıfatullahi Allah'ın sıfatları leyset değildir aynı zatin. Zatının aynısı değildir. Mesela Allah'ın sıfatlarından birini soralım. Nedir? Söyleyelim. Nedir? Hayat. Hayat kelimesinin manası ile Allah'ın bizzat kendisi aynı şey midir? Aynı şey değildir ki. Peki şimdi cümlenin devamına bakacağım. Ve la gayran sivahu zenfisali. Ve la gayran sivahu. Ondan başka bir şey de değildir. Zenfisali ayrılıp gidici olan. Yani Allah'ın sıfatları ne zatının aynı ne de zatının gayrı. Zatın aynı da değil, gayrı da değil. Zatın aynı değil, zatından gayrı da değil. Buna en meşhur örnek olarak
Genelde ne verirler? Akaid hocalar neyi örnek verir? Aynaya bakıyorsun. Aynada kimi gördün? Kendini gördün. Kendin kendisin de aynadaki sen misin? Aynadaki benim. O senin görüntün yani bizzat. Zat olarak o sen değilsin. Eğer zat olarak sen olsaydın birisi eline ne bileyim bir toplu iğneyi alıp aynadaki resmine batırdığı zaman canın acıması lazımdı. Yani oradaki kişi oradaki nedir? Bir zat değildir. Nedir? Senin sadece görüntündür. Görüntündür. Görüntün olması hasebiyle senden başka bir şey de değildir. Evet, burası biraz felsefi yönden bir beyt. Sıfatü zati vel ef'ali durran kadimatü mesnunatü zevali. Sıfatü zati sıfatlar vel ef'ali ve fiili sıfatlar durran tamamı nedir? Kadimatun kadimdirler. Mesunatü zevali. Zevalden yani yok olmaktan mesunat. Korunmuşlardır. Sıradaki beyit. Nusemmillâhe. Biz Allah'a isim veririz. Ne diye isim veririz? Şey'en. Şey diye isim veririz. Allah'ın yani bir ismi de şeydir diyor. Böyle diyebiliriz biz. Ama la kel eşyai. Şeyler gibi değil. Yani diğer şeyler gibi değil. Kastederken diğer şeyleri kastetmiyoruz burada. Müsemmi açıklanmış işte. Müsemmi sıgatun mütekellimun. Mütekellim sıgasıdır, malumdur. Gayet meçhul değildir. Bazı müsara da öyle sanılmış olsa da. Müsemmi biz isim veririz. Yani müsemmi isim verilir. Neyse dil yönüne girmeyelim. Müsemmillah Allah isim verilir. Ne diye şey, en şey diye isim verir. La kele şey fakat diğer şeyler gibi değil. Ve Allah'a yine müsemmi biz isim veririz. Ne diye? Zaten zat diye de isim veririz. Ama en cihati sittihali. Cihat-ı hali olarak. Cihat-ı altı yön anlamına geliyor. Nedir bu? Ön, arka, sağ, sol, üst ve alt. Zat derken bunlardan hali yani bunların dışını kastederek zat deriz. Burada ne yaptı? Müsemmillah Allah'ın isimlerinden bahsetmiş olduk. Şimdi kitap Allah'a şey diye isim verebileceğini yazmış ama bunu neye dayanarak söylemiş? Ayet var. En'am suresi 19. ayet. Gul eyyü şeyin ekberu şehade. Gul de ki eyyü şeyin hangi şey ekberu daha büyüktür? Şehadeten, şehadet yönünden, şahitlik yönünden daha büyüktür. Gulillah de ki Allah şehit, Allah şahittir. Ayetin devamı var. Şimdi buradaki ayet Allah'a şey de isim verilebileceğine dair nedir? Delildir. Çünkü hangi şey şehadet yönünden daha büyüktür diyor. Daha sonra da Allah şahittir diyor. Allah'ın yani şahit olduğuna dair bir ayet var ortada. Ondan önce de şehadet yönünden, şahitlik yönünden kimin daha büyük olduğunu sormuştur. Dolayısıyla Allah zaten ayette kendisine ne demiştir? Şey demiştir. Kul eyyü şeyin hangi şey diyor. Da ekberi daha büyüktür. Ama la keleşe burada diğer şeyleri kastetmiyoruz. Ve yine müsemmi zaten Allah'a zat diye de isim verilir. Zat nasıl mana veriliyor? Delil çok var. Fi zatillah diye Buhari'de, Müslim'de hadisler geçmektedir. Şimdi burada esasen müsemmillah şey yani Allah'ın isimlerine değinmiş olduk. Öyleyse Allah'ın isimleriyle ilgili taramış olduğumuz kitapları bulalım. Evet, ilk önce Diyanet İşleri Başkanlığı 2 ciltlik İlmihal karşımızda sayfa 86 1. cilt en güzel isimler Allah'ındır. Meşhur ayet ve lillahi esmaül hüsna. En güzel isimler Allah'ındır. Ona güzel isimlerle dua edin. Tamam, devam ediyoruz. Peki Allah'ın ismi 99 mudur? Bununla ilgili hadis var tabi. İşte Hazreti Peygamber bir hadisinde Yüce Allah'ın 99 ismi bulunduğunu bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir. İşte Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de vesaire geçmektedir bu. İhsa ezberlemek, saymak gibi birkaç manaya gelmekte. Allah'ın isim ve sıfatları 99 isimden ibaret değildir yazıyor dikkat ettiyseniz. Allah'ın isim ve sıfatları 99 isimden ibaret değildir. Allah'ın ayet ve hadislerde geçen başka isimler de vardır.
Hadiste 99 sayının zikredilmesi sınırlama anlamında değil. Bu isimlerin Allah'ın meşhur isimleri olması sebebiyledir. Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayet ettikleri bir hadiste bu 99 isim tek tek sayılmıştır. İşte manaları şunlar şunlar şunlardır. Demek ki Diyanet iki ciltlik ilmihalde Allah'ın isimlerinin 99'da sınırlı olmadığı yazılı. Başka bir yerden bakalım. Mesela İbn Arabi'nin işte Ahkam-ı Kur'an adlı kitabı cilt 3 sayfa görüldüğü üzere 350 Surat-ı Araf ayet 180. Ne yapmış? İsimler tek tek sayıyor, sayıyor, sayıyor. Aşağıya doğru devam ediyor. Sıralamaya baktığımız zaman ne demiş en son? Hamis, 5, Erbaun, 40, Sadis ve Erbaun ve Mi'e. Yani burada görüldüğü üzere arkadaşlar baya bir isim sayılmıştır. Daha geriden bakarsak Es-Sani ve Erbauna işte Bandel Ma'it 100'den sonra 42. İşte 100'den sonra 43. 100'den sonra 43. ve 44. Buradan var. Hamis ve Sadis. 100'den sonra 145. ve 6. burada geçmekte. Yani 146'ya kadar saymıştır burada isimleri. Sadis 6. Erbaun 40. Ma'it 100. 146. isim. Allah'ın isimlerini sayıyor burada İbn Arabi ve 146. isim. Yani 145 ve 146. olarak saymış. Ne demiş? Ehlü takva, takva ehli ve ehlül mağfira, mağfiret ehli. 145. isim, 146. isim. Yani 99 isim değil. Burada daha sonları görüldüğü üzere şerh etmiştir. Önceki isimler de o şekilde. İşte Es-Samiyle ve Selasyon'a Bandel Ma'it her birini önce sayıyor. Ardından şerh ediyor. İbn Arabi görüldüğü üzere 146 tane isim saymış. Burada bunu da geçtik. İsim sayısı ile ilgili başka bir kitap daha tanıtmıştık. El-Gaidetü Sadisetü 6. kaide nedir? Allah'ın isimleri mahsur değildir. Yani sınırlandırılamaz. Bir adedin muayyen değil mi? Muayyen bir sayı ile Allah'ın isimleri sınırlandırılamaz. İyi de neye dayanarak bunu söylüyoruz? İşin oyunu da var. Likavlihi sallallahu aleyhi ve sellem fil hadisil meşhur. Meşhur hadiste peygamberimizin şu sözüne dayanarak bunu söylüyoruz. Yani bu şeyler kafadan uydurma değil. Es'elu, ben istiyorum ke, senden. Hadis bu. Peygamberimiz diyor ki es'elu ke, senden istiyorum. Allah kastediyor sen derken. Bi külli ismin, isimlerinin tamamıyla hüve leke semmeyte. O isimler ki sen ona bihi, o isimler ile nefsteki kendine semmeyte, isim verdin. Eveya da enzelte, sen indirdin hu, o isimleri fi kitabı ki kendi kitabına, yani Kur'an-ı Kerim'e. Veya da öyle isimler ki onlar allemte, sen öğrettin hu o isimleri ehren min halgike, yarattığın kişilerden bir tanesine o isimleri öğrettin. Veya da isterte, sen gizledin bihi o isimleri. Nerede gizledin? Fi ilmil gaybi, gayb ilminde, indeki kendi katında. Yani şu son cümle neyi gösteriyor? Peygamber boş olan bir şeyle dua etmiyor herhalde. Kendi katında, gayb ilminde gizlediğin isimlere işte ve işte yarattığın insanlardan birisini öğrettiğin vesaire devam ediyor. Bu isimler ile es'elüke, senden istiyor. Peygamberimiz dua ediyor bir şey hakkında. Dua ederken de şunun hürmetine, bunun hürmetine dua ederiz ya bizler. Yani edenler vardı bizler derken. İşte Peygamberimiz de bu cümlede görüldüğü üzere isterte bihi fi ilmi gaybi indeke, kendi katında gayb ilminde gizlediğin isimlerin ile demiştir. Demek ki gizlediği isimler var Allah'ın gayb ilminde. Bu ona delalet ediyor. Bu hadisin kaynağı ne ki? Görüldüğü üzere parantez arası 2 demiş. Aşağıdan 2'yi buluyoruz. Ne demiş? Ahmet 1 391. Hakim 1 509. Ve sahhahu el-Albani fi silsile hadis-i sahiha.
Elbaniye, Nasırdın Elbaniye var ya, o Silsilet-i Hadis-i Sahih'a da bunu ne yapmıştır? Sahha, sahihlemiştir. Yani sahih olduğunu kabul etmiştir. Sahihlemiştir derken hadis zaten sahih de, o da bunu itiraf etmiştir desek daha doğru olur. Şimdi burada ne diyor? Ama burada zaten aynı söylediğim şeyi söylüyor. Yani madem ki Allah gayb ilminde gizlemiştir, öyleyse la yumkinu la hadim. Hiçbir kimse için mümkün değildir. Ne mümkün değildir? Onu hasretmek. Belli bir sayıya sınırlandırmak mümkün değildir. Peygamberimizin şu sözüne gelince, İnna Allaha Teala, Teala gitmiş buradan, tis'aten ve tis'ine ismen miyeten demiş. Yani Allah Teala'nın 100 tane ismi vardır, illa vahiden bir eksiktir, 100'den bir eksik ki o da ne oluyor? 99 oluyor. Men ahsaha dakharal cennet. İşte onu ezberleyen kişi ne oluyor? Cennete giriyor. Ahsada ihtilaf var. Yani ezberlemek mi, saymak mı? 3 bunun kaynağı da. 3'te ne oluyor? 3 görüldüğü üzere Buhari. Buhari hangi numaralı hadis? 2, 7, 3, 6. Müslim'de de geçiyor. 2, 6, 7, 7. Yani 2, 6, 3, 5 derken yani 2000 işte 736. Neyse devam edelim. İşte bu hadis diyor. La yedüllü delalet etmez. Ale. Ne delalet etmez? Hasrel esmai bi hazel aleri. Şu adede bu isimlerin hasrını delalet etmez yani. Birisi çıkıp hadise 99 geçmiş. Öyleyse bu 99'a delalet eder diye kimse söyleyemez. Çünkü bu hadis ona delalet etmez. Vel mana, peki neye delalet eder bu hadis? Biz yanlış anladık. Doğrusu nedir diye sorduk. Men hafıza, her kim hifz ederse hazel adedi, böylece ihsanın manasını da vermiş oluyor burada. İhsan saymak mı sadece? Men her kim hafıza, hifz ederse hazel adedi, şu adedi yani 99 ismi, minler esma isimlerden fehmha, ve onu anlarsa, manen mana yönden anlarsa ne olur? Dehalel cennet, cennete girer. Evet. Hadisten kastedilen şey budur yani. Başka bir şey değildir diyor. Tamam, böylece ne oldu? Sayı yönünde bu kitabında değinmiş olduk. İyi de başka bir yerden daha değinmek istedik. O zaman ne olacak? İşte Mekke Ümmül Kura Üniversitesi var. Mekke Ümmül Kura Üniversitesi. Linki de şu. Buraya özellikle yazdım. Yani bu linki kopyalayıp Google'a yapıştırırsanız birazdan açacağım sayfayı, bulabilirsiniz. Tıkladık, açtık. O sayfadayız. İşte Rabi'an maddesi. Allah Teala'nın bir adet ile sınırlandırılamayacağına dair başlık. Görüldüğü üzere adet yönünden bunun sınırlandırılamayacağı anlatılmıştır. Ulema'dan bazıları da demiş, bu hadisi ne yapmıştır? Yazmıştır yani. İnna Allah Teala tisaten ve tisaine ismen illa vahidinde, devam eden hadis, kaynak 13. Bu hadis diyor leyse lil hasri, hasır için değildir. Hasır sınırlandırmak manasına geliyor. Burada kastedilen şey sınırlandırmak değildir. Yani 99 geçti, farklı bir şey geçmedi ki. Neye dayanarak 99'dan fazla veya az dersin? Ama ne diyor? Bu hadis sınırlandırmak için değildir. Bu hadis Arapçadır. Bunu en iyi kim anlar? Arapça bilen anlar. Yani biz nereden anlıyoruz? Tercümelerden anlıyoruz. Tercüme böyle dedi, böyledir. Yani bu iş yanlış olur. İstidlal yönünden hasır için değildir bu. Bir hadis İbn Mes'ud radıyallahu anh Resulullah ennehu gal. Az önceki hadisi bu da vermiş. Es'eluke bikülli ismin hüveleke diye devam ediyor. Aynı hadis. İşte bu hadise dayanarak zaten 99'dan fazla olduğunu en net şekilde, yani en net delil bu. Ardından ne demiş? Yegulul İmam Nevevi. Yegul diyor kim? El İmamun Nevevi. İmam Nevevi diyor. Nerede diyor? Kaynak 14'ten tıklarsak görebiliriz. Yani merak eden linke tıklayıp buraya açabiliyor. Onları da tıklayıp aşağıdan dipnotunda bulunabilir. Maksudul hadisi, hadisin maksudu, yani hadisten kasıt nedir? Enne hazihi tis'ate ve tis'ine men ahsaha ve halel cenne, bu hadisten gelen kasıt nedir? Fel muradul ihbar, haberdir bundan kasıt. İhbarlamak, haber vermektir. An duhulü cenneti bi ahsaiha, onu saymakla cennete girileceğine dair bir bilgidir bu. La el ihbaru bi hasril esmai, isimleri hasır ile gelenler,
Bu isimleri hasretmeye yarayacak bir haber değildir bu. Ve lihaza bunun için cae geldi fil hadisil ahar. Diğer hadiste eserük aynı hadis devam ediyor. Yani bu hadise dayanarak imamlar, imamdan kastım yani cami imamı değil, İşte muhaddis, fakih gibi kişilere imam diyoruz. Bunlar ne yapmışlardır? Yani 99'da sınırlandırılamayacağına dair hükmetmişlerdir. Linki tekrar gözünüzün önünde tutuyoruz ki isteyen bakabilir. Müstedrek ala sahihayn, mesela hadis ile ben görmek istiyorum diyen kişiler için ne vardır? Kitab-ı İman yani birinci bab, el cüzül evvel yani birinci cilt sayfa 57'de yukarı çekiyoruz. 41 numaralı hadis işlenirken ne geliyor ardından? İşte burası geliyor. Önce bir ravi zinciri, ardından hani Allah'ın isimleri 99'da deyip sayıyorlar ya, meşhur. İşte onun asli kaynağı burası. Yani Arapça metni bu diyelim. İşte Rahman, Rahim, Melik, Kuddüs, Selam, Mümin, Müheymin, Aziz, Cabbar, Mütekebbir diye devam ediyor. Kaynak burası. Aynı zamanda 42 nolu hadiste de sayfa 59 oluyor burası. Devam etmektedir. Yani devam etmektedir demeyelim de farklı bir metinle tekrar karşımızdadır. Rivayet zincir farklı. İşte Rahman, Rahim, İlah, Rab, Melik, Kuddüs, Selam, Mümin, Müheymin, Aziz, Cabbar, Mütekebbir, Halik, Bari, Musavvir diye devam ediyor. O devam ediyor da biz de devam edelim de bitirelim. Velesel ismi gayren lil müsemma. Yani leysel ismi isim değildir, gayren başka bir şey değildir, lil müsemma, müsemmadan başka bir şey değildir. Bu çok tartışma konusudur da. Yani günümüzdeki insanlar arasında tartışma konusu pek değildir, ayrı mesele. Eski alimler arasında çok tartışılmıştır. Falanca mezhep şöyle dedi, filancası böyle dedi. Baya bir tartışma var. Günümüzün pek mevzusu olmadığında bunu değinmeye gerek yok. Bu durum ama kimin katında böyle? Herkes mi böyle diyor? Yok. Leda ehlir besiret hayr ali. Alin en hayırlısının katında. Basiret ehlinin katında. Basiret. Alin en hayırlısı olan basiret ehlinin katındaki, yani o da ne oluyor? Ehli sünnet oluyor. Ehli sünnetin katında isim müsemmadan başka bir şey değildir. Ve ma in cevherun Rabbi ve cismun. Rabbim ve ma in cevherun Rabbi ve cismun. Rabbim cisim de değildir, cevher de değildir. Devamında ve la küllün rasulam, yani pek çıkmamış olsa da ve la küllün ve ba'zun züştimali, şumul sahibi ba'z ve kül değildir. Kül bütün, ba'z cüz anlamına geliyor, parça. Kül bütün, bazı cüz anlamına gelmektedir. Şumul sahibi olarak böyle bu şekilde bir şey değildir. Bir beyt daha okuyalım. Böylece 10 beyt okumuş olacağız. Ve fil edhani hakkun, zihinlerde haktır. Yani zihinlerde vardır, sabittir. Ne? Kevnu cüz'in, cüzün var oluşu, var olması. Öyle cüz ki bu. Bila vasfı tecezzi, tecezzi vasfı olmayan bir cüz. Tecezzi parçalanma anlamına geliyor. Yebni Hali yani ya İbn Hali. Buradaki hal kelimesi dayı manasına gelmektedir. Halitun olsa teyze olurdu. Yebni Hali İbn oğul ya ey hal dayı. Ey dayı oğlu demektir. Ya İbn Hal. Yebni Hal. Ey dayı oğlu manasına geliyor. Bunlar daha çok felsefik tartışmalar. Veya şöyle derim, akaidin derininde de bunlar tartışılmaktadır da günümüzde pek tartışılan mevzular değildir. Bu yüzden bunun da ayrıntılarına değinmeye gerek yoktur. Böylece 10 tane beyt okuduk. Kitapta yaklaşık olarak 60 civarı olsa gerek. Bunları ezberlemekte fayda vardır diyerek videomuzu bitirelim.